falan da gelir. Yaya olarak sıkıntı yok. Antalya'mızda bilindiği üzere bir karavan sorunu vardı. Antalya'mızda gelişigüzel sokak aralarına konulan parklar sorun haline geldi. Dolayısıyla Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek bu karavan sorununa çare bulmak açısından bulunduğumuz bu alan karavan park olarak yapımını talimatını verdi. Şu anda bulunduğumuz alan 4114 metrekare bir alan üzerine kurulu. Bu alanımızda 55 karavanımız misafir edilecek. 7 gün süreli olarak misafirlik kabul edilecek. Bu alanımızda karavanlar için, misafirlerimiz için tüm imkanlara sahip bir park haline getirdik. Ortak kullanım alanları olarak çamaşırhanemiz, mutfağımız, donanımlı WC duş sistemleri olan, karavanda yaşayan insanlarımızın elektrik su ihtiyaçlarının giderilebileceği imkanlara sahip donanımlı bir karavan parkımız oldu. Güvenlikli bir karavan parkımız, resepsiyonu olan, güvenliği olan bir karavan parkımız oldu. Dolayısıyla insanlarımız gönül rahatlığıyla karavanlarını buraya getirip burada şehri gezme imkanında bulurken karavanlarını burada bırakabilirler. Burada misafir edebiliriz. Antalya gibi güzel bir şehirde, sahile yakın böyle bir planlama yapılmış olması beni ve tüm karavancıları mutlu etmiştir diye düşünüyorum. Daha hijyenik, insani koşullarda karavanı olan insanların ötekileştirilmediği, yine mahalle aralarına koyulduğunda tartışmalara neden olan, diğer insanların huzurunu bozan bir kimliğe sahip oluyordu karavancılar. Bu anlamda da karavan tutkunlarının imajını da belediyenin güçlendireceğini, zenginleştireceğini, onların ihtiyaçlarını giderebilecekleri işte çamaşırhane olsun, mutfak olsun sağlamış olması, burayı bir işte kompleks halinde düşünmüş olması çok güzel. İlk ziyaretçisi olmaktan ben de çok mutluyum. Neden bu insanlar hani mahalle aralarında, güvensiz ortamlarda 50 tane kilit takıyoruz örneğin. Teker kilidim vardı, şu an onu söktüm. Artık burası tamamen sizler tarafından güvenli bir alan oluşturulmuş durumda. İnsanların imkanları giderek kısıtlandığı bir dönemde bunlara da yüksek oranda hitap edeceğini düşünüyorum. Tebrik ediyorum belediyemizi.